bir kere siyaseti seçimden ibaret görürsen bu soru tabii ki biraz daha haklı bir soru haline geliyor ama siyaset seçimden ibaret değil ve iyi ki seçimden ibaret değil. Yani Türkiye Komünist Partisi tabii ki seçimleri önemsiyor ama öte yandan da Türkiye Komünist Partisi'ne sadece seçimde ihtiyaç yok. Zaten aslında siyaseti sadece seçimden ibaret görenlere bir şey söylemek istiyorum. Seçime de ihtiyaç yok aslında. Eğer siyaseti sadece seçim dönemine özgü bir şey olarak sandıktan ibaret bir olgu olarak görürseniz, aslında seçim de bir formaliteden ibaret kalır. Çünkü genellikle seçim bir sonuçtur. Yani seçimin kendisi, sandığın kendisi bir şey çözmez, o bir sonuçtur. Dolayısıyla bizi ilgilendiren kısmı şu: Türkiye Komünist Partisi'ne hani bir kavram var, 7/24. Sürekli ihtiyaç var Türkiye'de. Neden ihtiyaç var? Bu kadar haksızlığın, adaletsizliğin, eşitsizliğin olduğu bir ülkede bu eşitsizliklerin, haksızlıkların, zorbalığın kaynağını gösteren ve o kaynağı kurutmak isteyen bir partiye ihtiyaç var. Dolayısıyla hani TKP işte bir kutuplaşma var. Buçuk oylar bile önemli. işte ama biz öyle bakmıyoruz. Türkiye Komünist Partisi zaten bu kutuplaşmayı reddettiği için ya da bu e, sahte e, şey ikiliği seçenek olarak karşımıza konan ikiliği reddettiği için aslında varlığını sürdürüyor. Bizim açımızdan şu son derece önemli Enver. Yani burada izleyicilerimizin de çok net bir şekilde bunu anlamalarını isterim. Türkiye'de ve dünyada bütün kötülüklerin, bütün sorunların temelinde olan bir düzen, toplumsal düzen var. Bakın, Korona'yı yaşadık. Hatta espriler yapılıyordu. Meteor mu düşecek sıra ne var diye savaş geldi. Yarın başka bir şey olacak. Şimdi bütün bu kadar ağır ve insanlığın aslında varoluşunu tehdit eden şeyler bunlar. Korona dedim. Korona da doğal bir şey değil ya. Yani koronanın başımıza bu kadar felaket olmasının kaynağında bu düzen var. Dolayısıyla şöyle bakalım. Bu kadar bu düzen artık insanlığı tehdit eder hale geldiği bir sırada bu düzeni kökten yıkmayı düşünen bir parti neden sorgulanıyor? Neden hala ya bu önemli değil şimdi yarınımıza bakalım işte Recep Bey gidecek mi gitmeyecek mi yerine kim gelecek falan yani böyle tartışılıyor mesele. Peki niye biz bu düzeni kabul ediyoruz? Yani niye insanlarımız bunu bir doğa yasası olarak görüyorlar da bu düzenin kendisini sorgulamıyorlar? E, bu büyük bir sorun. Ben herkesi bu temel meseleye odaklanmaya çağırıyoruz. O zaman şunu sormak hakkım. Dünyada kapitalizmin en ağır hasar verdiği ve en ağır hasarı da aldığını düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Küresel kapitalizm evet. hemen hemen kendi egemen olduğu ülkelerde bile halklarına zarar veriyor. Buna rağmen dünyada sosyalist hareketler e, birkaç yer hariç halen liberal demokrasinin içerisinde yenik ve güçsüz haldeler. Türkiye Komünist Partisi gibi e, sektör bulunan sert söylemleri olan mesafe koyan bir siyasi partide büyüyemiyor ya da büyüse bile kendisini anlatamıyor. Bu bağlamda partiyle kulüp olma, partiyle dernek olma arasında ne fark var? Türkiye Komünist Partiler bugün kendisini niye e, düzende tam olarak ifade edemiyor? Güzel. Bir kere bir şey düzelteyim. Evet, istediğimiz güce, istediğimiz etkiye ulaşabilmiş değiliz ama TKP sistematik bir şekilde gücünü arttırıyor, büyüyor, etkisini arttırıyor. Ama bu yetmez. Çünkü biz büyük bir hedef koyduk. Bu düzeni değiştirmek, bu düzeni yıkmak, yerine insani bir düzen kurmak. Bunun için daha kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. Neden? İşte bu yüzden. Tam da aslında senin sorunda cevap da yatıyor. Çünkü dünyada da Türkiye'de de solun önüne sürekli olarak aynı şey aynı bariyer getiriliyor. Deniyor ki sizin işiniz uzun güncel bir mesele var. Önce o güncel meseleyi çözelim. Sonra bakarız bu düzenle hesaplaşmaya. Şimdi solun bir bölümü bunu kabullendi dünyada. Kabullendikçe sol olmaktan çıkıyor. Bir örnek vereceğim. eee senin döneminde de yani e, senin kuşağın, benim kuşağım, daha önceki kuşaklar için bir Fransız Komünist Partisi vardı değil mi? Hı hı. Efsane bir partiydi. Ağırlıklı. Birinci parti çıkıyordu seçimlerde. Tamam, o zaman da problemleri olan bir partiydi. Yani biz, bizim eleştirdiğimiz bir partiydi ama bir ağırlığı vardı. Bu parti sistematik bir biçimde düzeni değiştirme iddiasından vazgeçti vazgeçti ve hep Güncel siyaset adına ve hep etkisini arttırmak adına. Şimdi Fransa'da baş, cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Sol yok ya. Yani. Peki şunu soracağım: ee, Sizin e, nerede konuşma yaparsınız yapın, Siz de pek çok da şu sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlar size hak veriyor, başkasına oy veriyor. Bu denklem tuhaf değil mi? Tuhaf. Ee, çok sık karşılaşıyoruz biz bunu. Hatta yani e, çok. Uğraştığımız, birlikte mücadele ettiğimiz, kol kola girdiğimiz, yoldaşlık ettiğimiz kimi yerelliklerde de bununla karşılaştık. Hatta bunların esprisi falan da yapıldı. Bu bizi çok yani evet de incitir. Ama e, bundan hareketle ya işte nankörlük falan bunu demeyiz. Demek ki biz işimizi iyi yapamamışız. ikna edememişiz. Bakın seçimler e, bizim açımızdan şöyle bir yanda taşıyor. İnsanların kendi iradelerini vicdanlarını, düşüncelerini aktardıkları bir kağıt olması lazım. Yani mührü basıyorsanız eliniz titremeyecek. Ya da bir ay sonra elim kırılsaydı da vermeseydim demeyeceksiniz. Bir oy bir oydur. Çünkü biz bu mücadeleye girerken kalabalık olduğumuz için girmiyoruz. Doğruları ve haklıyı söylediğimiz için giriyoruz. E, şey de öyle, oy vermek de öyle. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman zaten garip bir şey çıkıyor. Bazı anketler, yani biz anketlerle ilgilenmiyoruz. Genellikle de anketlere Türkiye Komünist Partisi gibi partileri koymuyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Çünkü anketler de bir yönlendirmedir. Ama koyduklarında biz birçok kişinin ikinci partisiyiz. Çok enteresan bir şekilde. Yani diyorlar ki iki partiyi seçmem gerekse Türkiye Komünist Partisi'nde seçerdim. Bu bir iletişim kurduğumuzu gösteriyor. İşte dediğin gibi hak veriyorlar bize ama son tahlilde seçim günü geldiği zaman ya acaba işte boşuna mı gider oyum falan türü kaygılarla gidiyorlar başka bir yere. Biz de diyoruz ki boşuna gider mi oyun? Gitmez. Ben birçok seçimden boşuna önce gider mi oyunu? Şunu söyledim Enver. Ee, başka arkadaşlar yani biz insanlara şunu anlatıyorduk. Bir bugün bizim düzen partisi dediğimiz partinin herhangi bir partinin isim vermeyeceğim. Oyunun %5, %3 artması ile Türkiye Komünist Partisi'nin oyundaki örneğin 0.2'lik, 0.3'lük bir artış için Türkiye toplumuna etkisi çok farklı olur. Birinin hiçbir hükmü yoktur. Ama TKP'nin oyları da belirgin bir artış Türkiye'nin bütün dengelerini değiştirir. Niye değiştirir? Çünkü bu herhangi bir parti değil. İdeolojisi belli, ilkesi belli. Bakın bu düzeni değiştireceğiz diyoruz. Ne yapacağımızı da söylüyoruz. Peki, Peki, yani e, söylediğimiz şeyler de insanların alıcı olduğu şeyler. Bakın işte elektrik faturaları geliyor. Diyoruz ki elektrik bütün üretimiyle, dağıtımıyla devletleştirilsin. Bu kadar basit ve bunu biz yapacağız. İlk işimiz bu olacak. Bütün kritik sektörlerde bunu yapacağız. Dolayısıyla TKP'nin yapacağı şey radikal ama somut. Çok somut. O yüzden de böyle bir partinin oylarındaki artış bu ülkeye umut verir. Biz herhangi bir parti değiliz dediğim gibi. Yani düzeni değiştirmek isteyen. Parti. Peki o zaman şöyle bir değerlendirme yapalım. <laughs> Türkiye'de bir söylem var. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek adam sistemini kurmasıyla birlikte yol alabilmek için önce bu sistemden kurtulmak gerekli deniyor. Dolayısıyla her siyasi arayış ee, Recep Tayyip Erdoğan Bey'in kurduğu bu e, sisteme katkı yönünde algılanıyor. Çünkü muhalefetin e, tek e, bir çatı altında toplanması iki seçenek yok. 50 artı bir aranıyor. Bu da farklı siyasal renkleri soldurmaya e, başlıyor. Bu bağlamda geçici bir ittifak yapmanız herhangi bir yapıyla söz konusu olabilir mi? Ee, bu sistemin yani bugünkü başkanlık sisteminin ya da adına ne de, de, denecekse e, ama bu başkanlık sistemi sonuçta. Türkiye usulü başkanlık sistemi. Bunun ortadan kalkması için zaten biz de mücadele ediyoruz. Başkaları da mücadele ediyor. Herkes kendi doğrultusuna mücadele ediyor. Burada bir pro problem yok. Bu sistem evet değişmeli. Parlamenter sistem çok mu iyiydi? Hayır ama parlamenter sistem tabii ki tercih edilir siyaset yapma açısından. Çünkü başkanlık sistemi siyasi partileri önemsizleştiren, kişileri öne çıkartan bir sistem. Ee, bu biz, bizim işimize gelmez. Biz part, part karşımızda ne dediği belli olan partiler isteriz. Çünkü bizim ne dediğimiz belli.